Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir vektörün koordinat vektörlerinin nasıl bulunacağını göstereceğiz. Videomuza başlayalım. V V1 V2 nokta nokta Vn V uzay için bir taban ve V vektörü bu şekilde tek türlü yazımı olsun. Biliyoruz daha önceden gördük bu yazımın tek türlü olduğunu. Bu durumda V'nin B tabanına göre koordinatları alfa 1, alfa 2, nokta nokta, alfa N'dir denir ve bu koordinatlar R üzeri N'de koordinat vektörü veya bu şekilde arkadaşlar yan yana yazabilirsiniz veya matris şekilde bu şekilde biçimde koordinat matrisi ile ifade edilir. Daha nasıl bulunduğunu bilmiyoruz. Birazdan göreceğiz. Bu Yazımlar şu şekilde de gösterilebilir. V vektörünün parantezi açtım kapadım altına da tabanı yazdım. B tabanına göre koordinatları veya V vektörünün B tabanına göre koordinat matrisi bu şekilde gösterilir dedik. Notumuz var bakalım. B V1 V2 V3 nokta nokta VN ile B V2 V1 V3. Bakın sırasını değiştirmişiz şurada. Hemen kırmızıyla altını çizelim. V1 ile V2, V2 ile V1. Aynı kümeyi ifade etse bile koordinatlarda farklılık yaratabilir. Aksi bir şey söylenmedikçe vektörlerin sırasına sabit olarak olacağız. Yani kümede vektörlerin sırasını değiştirmemek gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bunları nasıl yazıyoruz görelim. Aslında tanımda hemen söyledik. V vektörü buradaki V1, V2, Vn vektörlerin lineer kombinasyonlarındaki şuradaki alfa 1'ler, alfa 2'ler, alfa n'ler aslında bizim koordinat vektörlerimiz olacak. Şimdi bir örnek üzerinden görelim, daha iyi anlayacağız. B tabanı 1 2 1, 2 1 0, 1 1 3 olarak verilsin. Buna göre buradaki V vektörünün koordinatlarını bulalım. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. V vektörünü buradaki B tabanına göre yazmaya çalışacağız. Ve hatta şöyle diyelim. Direkt V vektörünü yazalım. 0, 2, 4 eşittir. Alfa 1 çarpı birinci vektör. Sırasını değiştirmiyoruz unutmayalım. Alfa 2 çarpı ikinci vektör. Tabandaki artı alfa 3 çarpı 1, 1, 3. Üçüncü vektör. Şimdi bunu biraz daha düzenleyelim. İse dedim. 0, 2, 4 eşittir. Birinci bileşenleri yazalım. Ne gelecek? Alfa 1 artı 2 alfa 2 artı alfa 3 virgül. İkinci bileşenleri yazalım. 2 alfa 1 artı alfa 2 artı alfa 3. Üçüncü bileşenleri yazalım. Alfa 1 artı buradan 0 gelecek. Buradan da 3 alfa 3 oldu. Bu sistemi çözersek arkadaşlar ben çözümü için uğraşmayacağım. Daha önceden bir sürü yöntem gördük. Alfa 1 dediğimiz şey 1 olmuş. Alfa 2 dediğimiz şey eksi 1. Ve alfa 3 dediğimiz şey 1 diyoruz. Şimdi bakalım gerçekten de sağlıyor mu? Onu da bakalım. Ee, 1 eksi 1 1 koyarsak yerine birinci arkadaş 0 oldu. İkinci arkadaşa bakalım. 2 3 2 oldu doğru o da geldi. Buradaki arkadaşa bakarsak da 4 geldi. Gerçekten bu çözüm sistemi sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu yazıyorum. 0, 2, 4 vektörünün B tabanına göre koordinatları şuymuş arkadaşım. 1, eksi 1, 1. Veya bunu şöyle yazabilirsin. Köşeli parantez. 0, 2, 4. Köşeli parantezi kapattım. B yazdım. Bunu da sütun matrisi olarak sırayı bozmuyorum. 1, eksi 1, 1 olarak yazabiliriz. Evet. Bir notumuz var. Hemen bakalım. Standart tabanlara göre koordinatlar kolaylıkla hesaplanabilir. Şimdi burada bir standart taban vermişiz. V vektörümüz 3, 2, 1. Bunun koordinatlarını bulmamız isteniyor. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen 3, 2, 1'i alfa 1 çarpı birinci vektör artı alfa 2 çarpı ikinci vektör artı alfa 3 çarpı üçüncü vektör. Burada dikkat ederseniz alfa 1'in 3 olduğunu, alfa 2'nin 2 olduğunu ve alfa 3'ün de 1 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bakın zaten diğerleri bu birinci bileşen çarpacağım. Diğerlerinden sıfır gelecek. Burada da ikinci bileşen sadece ikinci kısımdan. Birinci bileşen birinci kısımdan son bileşen de son kısımdan gelecek. Dolayısıyla standart tabanlara göre çok çok kolay yazabilirim. Buradan bizim istediğimiz şöyle köşeli parantezde yazalım. Matris şekilde yazalım. 3, 2, 1 vektörünün B tabanına göre yazımı neymiş? 3, 2, 1. Yani kendisiymiş. Şimdi gelelim bir polinoma. Burada px polinomumuz verilmiş. Buradaki polinomun bu tabana göre koordinatlarını bulmaya çalışalım. Şimdi nasıl yapıyorum arkadaşım? Polinomu yazıyorum. x kare eksi x artı 1 eşittir. Alfa 1 çarpı birinci Taban elemanı artı alfa 2 çarpı ikinci taban elemanı alfa 3 çarpı üçüncü taban elemanı şimdi burada polinom eşitliğini kullanacağız. E, dağıtıp şimdi ilk başta en büyük dereceli telimi yazalım neymiş alfa 2 çarpı x kare artı sonra. X'li terimleri yazmak istiyorum. Şimdi şuradan bir X'li terim gelecek. Bir de şunu şöyle dağıttığımda bir X'li terim gelecek. Bunları birleştirirsem. Alfa 1 artı 2 alfa 3 çarpı X geldi. Son olarak sabit de Sadece şuradan gelecek alfa 1. Şimdi kırmızıyla altını çizdiklerim birbirine eşit olacak. Sarıyla altını çizdiklerim eksiyle beraber unutmayalım. Birbirine eşit olacak. Yeşille altını çizdiklerim birbirine eşit olacak. Buradan direkt alfa 2'yi 1 olarak belirlediğimizi görebilirsiniz. Alfa 1 de 1 çıkıyor. Buradan onu da yakalayabiliyoruz. En son olarak da altını sarıyla çizdiklerimi eşitleyelim. Yani eksi 1 eşittir alfa 1 artı 2 alfa 3. Şimdi alfa 1 dediğim şey 1'di. Alfa 3 dediğim şeyi arayacağım. Bunu karşıya attım. Eksi 2 eşittir 2 alfa 3. Alfa 3 dediğim şey de eksi 1 olarak bulmuş oldum. Bunları kaldıralım. Hesapladık zaten. Dolayısıyla buradaki Px polinomunun koordinat vektörleri B tabanına göre neymiş? Sırasıyla yazmam lazım. Alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa 3, eksi 1 imiş. Yani bu koordinat vektörleri deyince arkadaşlar şu aklınıza gelsin. Mesela 2,1 yazdık. Bunu standart göre, tabanlara göre koordinat vektörlerine yukarıda hesaplamıştık. 2'ye 1'di değil mi? Yani koordinat vektörleri deyince şöyle düşün. X, Y koordinatı, koordinatı. X, Y koordinatı. X'e göre 2, Y'ye göre 1. Bu noktada belirliyorduk. Yani standart tabanlara göre standart koordinatları buradan 2 buradan 1 seçeceğim. Fakat mesela başka tabana göre bunun koordinatları 5'e 7 çıktı. Buradan 5 buradan 7'yi seçip bunları birleştirdiğimde artık o vektörü göstermiş olacağım. Aslında bir nevi farklı koordinat sistemlerine geçiş gibi düşünebilirsiniz. Evet bu sorumuz bu kadar da. Herhalde bir son sorumuz var. Evet şimdi normalde işte. B üzeri N'de elemanlar vardı. Onları çözdük. Polinomları çözdük. Bir de matrislere bakalım. B tabanı için birim matrisin koordinatlarını hesaplayalım. Şimdi birim matris bu iki ekilik sistem olduğu için 1, 0, 0, 1. Birim matris eşittir. Alfa 1 çarpı birinci vektör artı alfa 2 çarpı ikinci vektör artı alfa 3 çarpı üçüncü vektör artı alfa 4 çarpı son vektör. Şimdi arkadaşlar burada alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4'ü bulup artık tabanı oluşturacağız. İse diyelim 1, 0, 0, 1 eşittir. Şimdi sol üst bileşenler ne gelecek? Burada bir alfa 1 var. Şuradan dağıtırsam 2 alfa 2 geldi. Başka ne gelecek? Alfa 3 gelecek. Buradan alfa 4 gelmeyecek. Sağ üst bileşenleri hesaplarsak 2 alfa 1 artı alfa 3 geldi. Sol alt bileşenleri hesaplarsak alfa 3 artı alfa 4. Sağ alt bileşenleri hesaplarsak alfa 1 artı alfa 2 artı alfa 3 artı alf, alfa alfa 4 yok pardon alfa 3 oldu. Şimdi matris eşitliğinden bileşen bileşen eşitleyeceğim yani buradaki sarıyla buradaki arkadaş buradaki yeşille buradaki arkadaşı, buradaki maviyle buradaki arkadaşı, buradaki turuncuyla buradaki arkadaşı birbirine eşitleyeceğiz ve bir denklem sistemi çözeceğiz aslında. Alfa 1 artı 2 alfa 2 artı alfa 3 eşittir 1. Sonra yeşili eşitleyelim. 2 alfa 1 artı alfa 3 eşittir 0. Mavi yazıyorum. Alfa 3 artı alfa 4 eşittir 0. Turuncuyu yazıyorum. Alfa 1 artı alfa 2 artı alfa 3 eşittir 1. Arkadaşlar bu denklem sistemini çözerseniz ben direkt çözümünü yazacağım. Sorunun uzama, uzamaması için istediğiniz şekilde çözebilirsiniz. isterseniz matrisi aktarın. isterseniz denklemleri toplayıp çıkarın. Aslında çok zor da değil. Hemen bulunabilecek şekilde bunlar dizayn edilmiş. Mesela şu iki denklemi göz önünde bulundursanız direkt alfa 2 bulur. Bulursunuz öyle değil mi? Ondan sonra yerine koya koya gidebilirsiniz. Şimdi buradan e, alfa 1, eksi 1, alfa 2, 0, alfa 3, 2, alfa 4'te eksi 2 çıkıyor. Dolayısıyla ben buradaki v vektörü için koordinat matrisimi bu şekilde yazabilirim. Eksi 1, 0, 2 eksi 2 şeklinde şuraya da oraya B yazdık zaten. Bu şekilde yazmış olur. Evet bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.